İsrail Türkiye'ye sıcak temas anlamında bizzat kendi güçleriyle bunu yapma imkan ve kabiliyeti şu an için yapabilir, niyet edebilir ama Türkiye'ye karşı bunu cesaret edemez. Bunu mutlaka belirtmek gerekiyor. Peki nasıl yapabilir? Bunu nasıl yapabilir? O ikinci seçenek olarak karşımıza duruyor. Yani İsrail'in ikinci seçenek bizim de tedbir almamız gereken ikinci durum. O da Suriye'deki kendisi gibi vekil bir güç olan PKK, PYD gibi grupları kullanarak ve Türkiye içerisinde de farklı grupları ajite ederek, provoke ederek bu konuda Türkiye'de iç karışıklıklar çıkarmaya Peki şunu ve şöyle söyleyeyim Suriye mi? Bu içerisindeki... aslında bizim alışık olduğumuz bir durumda diyebilir miyiz 50 yıldır? Kesinlikle. Buyurun. Yani zaten yıllardır bununla mücadele ediyoruz ama bakın şu çok önemli Göksu Hanım. PKK, PYD'nin bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le aynı denklem içerisinde, aynı pozisyonda bir şekilde buradaki iktidarlara karşı, Lübnan, Hizbullah'a ve İran'a karşı birlikte mücadele edip büyümesi, yani birlikte mücadele etmesi büyümesi anlamına gelir. PKK, güçlenmesi anlamına gelir. Bu işte bizim için bir tehdittir. İsrail de bunu kullanacaktır. Yani buna biraz önce sordunuz Alihan Hoca'ya, Rusya bunun neresine dediniz? İşte Rusya'da Suriye'deki varlığını devam ettirebilmek, Suriye vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki varlığını devam ettirebilmek için bu tehlikeyi hissetti ve Türkiye ile Suriye'yi hükümetlerin, Türkiye ve Suriye hükümetlerini görüşmesi için arabuluculuk yaptı. Peki Bunu Sayın gördük. Gökçe, hemen şöyle devam edelim. Size bu soruyu sorayım, ardından da Sayın Limoncuoğlu'na gidelim. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle görüşmesi dediniz. Özellikle Suriye özelinde devam edelim. Şimdi Suriye ile bir normalleşme süreci ve görüşme, ikili temaslar, liderler düzeyinde. Bu artık akşamdan sabaha, tez vakitte gerçekleşmesi olması gereken bir durum mu? Şimdi bakınız bölgedeki gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın Ocak ayında teröristan kavramını ilk kez kullanması bölgedeki tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani 7 Ekim'den sonra bu kelimeyi kavramı kullandı. PKK'nın devletleşme aşaması ve sonrasındaki muhtemel gelişmeler Türkiye'yi tehdit edici bir seviyeye ulaştı. O yüzden Suriye ile Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmeden önce havaalanında yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi biz çağrımızı yapıyoruz, hazırız dedi. Suriye'nin de bir an önce buna cevap vermesi gerekiyor ki akşamdan sabaha bu görüşmelerin yapılıp belirli konularda mutabık kalınıp ne yapılacaksa bölgede terör örgütüne ya da bölgedeki birliktelik nasıl olacaksa bununla ilgili olarak adımların atılması gerekiyor. Aksi takdirde hızla ilerleyen bir İsrail olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece kara harekatı bağlamında işgal edici kuvvetler açısından düşünmemek lazım. İsrail'in siyaseti de istihbaratı da bölgede hızlı bir şekilde faaliyet gösteriyorlar ve buna karşı mutlaka tedbir alınması lazım. Nasıl ki Irak'ta tedbir alındıysa, Irak'la imzalanan mutabakat anlaşması çok önemli. Askeri eğitim ve güvenlik anlaşması çok önemli buradaki belge. Bunun aynısında Suriye ile yapılması lazım ki yıllardır da bunu bu konu altını çiziyoruz. Bölgede bir terör örgütü varlığı var. Gerçekliği var. Bunun sadece Türkiye'nin mücadelesiyle olmuyor. Bölge ülkelerine destek vermesi gerekiyor. Çünkü kuzeyden güneye doğru defaten yapmış olduğumuz harekatlarda yıllarca öncesinde 90'lı yıllarda Kuzey Irak'ta yaptığımız ki bizlerin de katıldığı o harekatlarda sadece harekat bölgesine istenilen sonuç elde ediliyor. Ama örgüt mensupları daha güneylerde saklanma ve barınma imkanları buluyor. O zaman bölge ülkelerin birlikte hareket etmesi lazım. Bu birliktelik bir güç doğuracaktır. İşte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni politikası, bölgedeki politikası, o harita kapsamında gördüğümüz politika da bunların birlikte hareket etmesini engellemek için bölgedeki ayrılıkların etnik ya da dini farklılıkları kullanarak bölgede kendilerine müzayir hükümetleri kurma çabasına başka bir şey değil. İşte bunun için de mutlaka Türkiye ve Suriye hükümetlerinin belirli konularda hangi konularda uzlaşmaya vardılarsa ki bunun belki de işte arka planda kapalı kapılar ardında belli planlar yapılmış olabilir ama bunun hayata geçmesi gerekiyor artık Göksu Hanım. Aksi Evet. takdirde hızlı ilerleyen bir İsrail siyaseti var. Batı siyaseti var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni düzenlediği düzeni İsrail kurmuyor aslında. Bu yeni düzeni Amerika Birleşik Devletleri kuruyor bu bölgede. İsrail ve PKK'da bunun vekiller olarak sahada görünen aktörleri diyebiliriz.
Şimdi Sayın Limoncuoğlu, sizinle devam edelim. Bölgedeki aktörlerle, bölgedeki ülkelerle Türkiye'nin en yakın zamanda masada bir araya gelip konuşması mı gerekiyor? İsrail'e dur denilecek. Mesela Esad'la bir görüşme gerçekleşirse İsrail'in atmak istediği bu adımları yavaşlatır mı ya da İsrail'i durdurabilir mi? Durdurmak biraz iddialı ama yavaşlatacağı kesin. Ya bakın bir de şöyle bir şey var. Şimdi Hizbullah'la İran'ın, pardon, Hizbullah'la İsrail'in çatışmaları sonucunda ister istemez bazı Hizbullah militanları kaçacaklar ve çoğu da Suriye'ye kaçacak. Ve orada daha fazla, daha farklı olaylar yaşanacak. Büyük ihtimalle oradaki, ÖSO'da dahil olmak üzere oradaki Sünni gruplarla çatışmaya girecekler. Veya oradaki Sünni olmayan popülasyonun artması Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgasını da tetikleyebilir. Bunların hepsi olasılıklar dahilinde. O yüzden Türkiye'nin, hoşuma gitmese de bunu söylemek, Türkiye'nin Esad'la acilen oturup konuşması lazım. Bu arada Esad'ın buna bizden daha da çok ihtiyacı var. Çünkü Esad buraya komşu. Şimdi bizim böyle bir avantajımız var. Biz gene bir adım daha uzaktayız. Hı-hı. Evet, kilometre olarak yakın ama gene aramızda Suriye var, Lübnan var. Ondan sonra geliyor bu durum ve olaylar. O yüzden de şimdilik sonuçta bizim konuşmamız gerekecek elbette. Ama tabii ki sadece Suriye'yle değil, Ürdün'le, Mısır'la en önemli aktörler bunlar. Çünkü İsrail ve Filistin çevresindeki ülkeler bunlar. Bunları bir arada masaya getirmek lazım. Fakat Ali Fuat Hocam zaten izah etti çok da detaylı ve güzel bir şekilde. Yani iki tür ülke var. İşte bir ülke İsrail, bizim bir problemimiz yok dediği ülkeler var. Ki farkındaysanız Ürdün'de, Mısır'da bu iki ülkeden bir tane, iki ülke yani. Fakat tabii bunlar biraz daha İsrail'le problem yaşamak istemeyen ülkeler. Fakat ama artık bir şey yapılması lazım yani. Hepimiz zaten çok geç bile kalındı bu arada hani bir şey yapılması için ama bir tek Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Çünkü Türkiye bölgesel bir güç. Bölgesel güçlerinde sınırları var. Evet, Türkiye bölgedeki en güçlü de ülke, onu da söyleyelim ama bir Amerika değil, bir Rusya değil, bir Çin değil. O yüzden de Türkiye'nin yapabileceklerinde kesinlikle sınırı var. O yüzden de sizin de söylediğiniz gibi belki de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli dediği gibi bir Kudüs İttifakı tarzı bir yapıyla bir şekilde olaylara müdahale edilmesi gerekiyor. Peki burada Sayın Limoncuoğlu, şimdi bu ittifakların kurulması, bu ittifakların kurulması, işin devreye girmesi bunlar bir zaman alır mı yoksa çok hızlı bir şekilde de ilerleme kaydedilir mi? Ben açıkçası uluslararası ilişkilerde çok kolay kolay işlerin hızlı yürüyeceğini düşünmeyenlerdenim. Mesela iç siyasette çok hızlı olur gelişmeler. Eminim iç siyaset programları da yapıyorsunuz ama dış politikada biraz daha işler maalesef yavaş ilerliyor. Bu da yani hep böyle olmuştur tarihte. Öyle hiçbir şey bugünden yarına olmaz. İç siyasetle dış siyasetin en büyük farkı bu. Çünkü aktörler biraz daha bekleyerek hareket etmeyi tercih ederler. Sonuçta şu anda hayatını kaybedenler ne Ürdün'ün vatandaşları, ne Mısır'ın vatandaşları, ne Suriye'nin vatandaşları. O yüzden öyle bakıyorlar.